Merhabalar, bu videoda uygulamalı makine öğrenmesi serisinin 3. videosuna geçiyoruz. Bildiğiniz gibi e, makine öğrenmesinde işleri biraz daha teoriden pratiğe dökmek için böyle bir seriye e, başlamıştık. Ve aynı zamanda da bunu da zaten hali hazırda derin öğrenme serisinde uygulamaya başlamıştık. E, şimdiki videoda yapacağımız şey, sözel veriyi sayısala çevirdik zaten. Bunun üstüne yapacağımız şey, biz verilerimizi riskel etmek istiyoruz ya da normalize etmek istiyoruz ya da en kısa tabirle belirli bir değer aralığına sokmak istiyoruz. 0 ve 1 gibi. Bunun çeşitli sebepleri var. Kullanılan aktivasyon fonksiyonlarının hatta biraz da teoriden de hatırlayacak olursanız aktivasyon fonksiyonlarının e, tepkisiyle alakalı aslında. Mesela sigmoid fonksiyonunu açalım. Ve veri setimize göre bizim e, sigmoid fonksiyonunun nasıl tepki vereceğini görelim. Aynı zamanda şunu da söylemek lazım. Bu normalizasyon işlemi derin öğrenmede de yaptığımız bir şeydi. Görüntü işlemede de yaptığımız bir şeydi. Ve bunun bir sebebi de aslında bu aktivasyon fonksiyonlarının buna tepki yüksek değerlerdeki sayılara tepki verip verememesiyle alakalıydı. Öncelikle normalizasyonu biz önceden nerede kullandık hatırlayalım. Resimler bildiğiniz gibi 0 ile 255 arasında oluşuyordu. Yani biz buraya RGB values diye yazarsak aslında bizim göreceğimiz şey RGB değerlerinin 0 ile 255 arasında olduğu ve her gördüğünüz her piksel başına 3 tane maddesin düştüğü. Pardon 3 tane elemanın düştüğü, birinin kırmızı, birinin yeşil, birinde maviyi tanıttığını hatırlarsınızdır. Bunu da 255'e bölüyorduk ya da resimlerin ortalamasını çıkarıp yani ortalamasının 0, yani varyansının da 1 olduğu ya da standart deviasyonun 1 olduğu hale sokuyorduk. Bunun neden 0 ile 1 arasına sokuyorduk? Bunu hatırlamak için aslında biraz da ya ...ve de bunu sebeplendirmek için biraz bu işin direkt pratiğine değil de teorisinde biraz geçmek istedim. Gördüğünüz gibi burada hatırlarsanız AlexNet, VGG19 gibi modeller var. Ve bu modelleri biz e, Convolution Network modellerinde görmüştük. Ve bu modeller de aslında normalizasyon yapıyorlar. Bunların asıl e, akademik yayınlarına bakarsanız bunlar... Bu gördüğünüz Alexnet'in yazısı, onların da kendi içinde belli bir normalizasyon yaptığını görüyorsunuz. Alexnet de belli bir sıfır bir aralığına sokmasa da, VGG-19'da gene belli bir işlem yapılmış. Bunlar hep normalizasyon, verileri belirli bir düzene aktarabilmek için yapılmış şeyler. Bunların sebeplerinden birini biz direkt pratik olarak uygulamamızda görelim. Mesela ya bu aktivasyon fonksiyonu çok uygun olmasa da en azından temel olarak mantığını anlamanız açısından diyelim ki herhangi bir makine öğrenmesi uygulamasında siz sigmoid fonksiyonunu ya da buna benzer bir fonksiyonu kullanmak istediniz. Şu anki orijinal değerlerimize baktığımız zaman mesela Medu ve Fedu'nun 0 ile 4 arasında olduğunu biliyoruz bunun bize nasıl tepki vereceğini görmek istiyoruz sigmoid fonksiyonunda ve şunu belirtmek lazım. İki sebebi var verilerimizi normalize etmesinin. Hem sıfırla bir arasında dağıtıp ya da eksi birle bir arasında dağıtıp verileri belli bir düzene sokmak veyahut ya da ikinci şey olarak kullandığınız algoritmalara göre kullandığınız aktivasyon fonksiyonlarının çok iyi tepki verememesi dolayısıyla makine öğrenmesinde birincisi ve ikincisi ya yani bu iki sebep aslında e, verilerimizi normalize etmesinin etmenin hani temel sebeplerinden diyebiliriz. Bunu nasıl düşüneceğiz? Burada bir sigmoid fonksiyonu görüyorsunuz ve sigmoid fonksiyonunda e, biz diyelim ki bu özelliğimizin yani hatırlarsanız bu annenin eğitim seviyesini 0'dan 4'e kadar sıralamışlardı sigmoid fonksiyonu buna nasıl tepki verecek bunu görelim. 0 yazdığımızda e, ve çalıştırdığımızda şu an site niye bu kadar yavaş? Sigmoid fonksiyonuna 0 yazdığımızda sonucun 0.5 geldiğini görüyoruz. Buna 1 yazdığımızda kaç gelecek? 0.73 gibi bir değer. Bu hatırı sayılır bir değer. 0 ve 1 arasında 0.23 gibi büyük bir aralık var. Yani sıfırla 1 arasında kıyasladığınız zaman büyük bir aralık var ve bu anlamlı sonuçlar ifade edebilir. 2 yazdığımızda 0.88 kabul edilebilir. 3 yazdığımızda 095. Sıkıntı buradan sonra başlıyor işte. 3'ten sonra olan değerleri sigmoid fonksiyonu o kadar çok küçük aralığa sığdırmaya çalışıyor ki, Zaten şurada anlayacaksınız. Ben birer birer arttırmama rağmen bu artışlar düşmeye başladı. 4 yazdığımda 0.95'den 0.98'e gittiğini görüyoruz. 5 yazdığımızda 0.99. Yani sigmoid fonksiyonun içine herhangi bir 5'ten büyük herhangi bir değer soktuğunuzda 0.99'un üstünde olduğunu söyleyebiliriz. Yani 5 de verseniz, 175 de verseniz bu ancak 0.99'un küsuratları üzerine olacak. Burada 1 demesinin sebebi artık limitinin 1'e değer olması. Yani bu fonksiyon bildiğim kadarıyla hiçbir şekilde 1'e değmiyor. Fakat öyle bir büyük sayı verirsiniz ki limiti 1'e ulaşacağı için 1 diye kabul eder. 40'ta bile zannediyorum, x'e 40 verdiğinizde bile 1'e çok yakın bir sonuç elde ediyorsunuz ve bunlar anlamlı bir şey ifade etmiyor. Yani mantıklı bir farka yol açmıyor. Biz de bunun için normalizasyon yapacağız. Diyelim ki biz bu annenin eğitim seviyesini 0 ile 4 olarak biliyorduk. Bunu 0 ile 1 arasına sıkıştıralım. Yani hiç bilmeyen anne 0, az bir yani eğitim seviyesini hatta veri setinde açıp hatırlarsak annenin eğitim seviyesine baktığımızda 0 hiçbir eğitim almamış. 1 ilkokul eğitimi almış, 2 liseye kadar eğitim almış, 3. lise eğitimi almış, dördüncüde de yüksek lisans, doktora ya da üniversite eğitimi almış diyebiliriz. Buraya baktığımız zaman biz 0, a 0, 1'e 0,25, 2'ye 0.50, 3'e 0.75, 4'e de 1 dersek yani verilerimizi normalize eder, 0 ile 1 arasına koyarsak şimdi gene eee Sigmoid fonksiyonunun vereceği tepkilere bakarsak x0 için 0.5'ti zaten. x0.25 için kaç? 0.56 anlamlı bir fark elde ediyoruz. x0.5 için kaç? 0.62. x0.75 için kaç? 0.67. Bunlar mantıklı kabul edilebilir değerler ve algoritmadan sonuç alınabilecek değerler. Normalizasyonun kullanılmasının sebebi özellikle sinir ağlarında yani yapay sinir ağlarında kullanılmasının sebebi bu. Aynı zamanda verileri belli bir aralığa sokarak e, kesinlikle şundan emin oluyorsunuz. Ne kadar uçukta da olursa da olsun benim verilerim sayı olarak sıfırdan bir milyona kadar da gitse ben bunu sıfırla bir arasına sıkıştırdım diyebiliyorsunuz. E, ve sıfırla bir arasında sıkıştırdığınızda da bu fonksiyonlardan sigmoid fonksiyonların gibi aktivasyon fonksiyonlarına daha güzel çözümler alıyorsunuz. E, Tabi kullandığınız algoritmada sigmoid gibi bir aktivasyon fonksiyonu olacak mı? Olmayabilir fakat sonucu etki etmese bile ya da edebilse de etmese de bile e, verilerinizi belli bir düzen içinde sokmuş oluyorsunuz. Temel mantık bu aslında. Uygulamaya geçince de şunu söylemek istiyorum. Yani aslında buradaki tüm algoritmaları, tüm kütüphanenin kullanıldığı tüm şeyleri bilmenize gerek yok. Yani ben de açıkçası verileri normalize ederken Pandas'tan hangi kodu çalıştıracağımı sürekli bilmiyorum. fakat size daha açıkçası profesyonel gözükmesi açısından kodları yazarken yani belli bir Yazdığım yerden e, telefondan fotoğrafını çekip hata olmasın diye biraz da e, size onu sunuyorum. Ama onun dışında da e, verinin kendisi zaten yani pardon kullandığım kodun kendisi zaten burada. Ben bunun böyle çözüleceğini biliyorum. Kullanılan fonksiyonun minmax gelir olabileceğini biliyorum. Hatta minmax gelir yerine farklı sıfırla bir arasında değil de farklı... Skalaya sokacak şeyler de var, fonksiyonlar da var, algoritmalar da var. Bunu biliyorum. Pandası kullanmam gerektiğini biliyorum. Fazlasına da ihtiyacım yok. Ee, bunun için de çözümüne bakıp hatırladığım gibi abi böyleymiş deyip çözüyorum sadece. Bundan, e, bunda siz de zaten her şeyi bilmenize gerek yok. Yani burada sanki çok bilmiş gibi anlatıyor gözüküyor olabiliriz ama e, asıl sorun. Yani sizin bilmeniz gereken şey tüm kütüphanelerdeki tüm kitap yani tüm fonksiyonları değil de bir sorun karşısında çıktığında nasıl çözmesini bilirseniz zaten hali hazırda her şeye alışırsınız. Biraz kod kısmına geçelim ve biraz en sonki durumu inceleyelim. Gördüğünüz gibi 0 ile 4 arasında her şey var. Ve ben istiyorum ki buradaki tüm sayısal değerleri 0 ile 1 arasında normalize edeyim. Ve bu normalizasyonu yaparken de aslında ben Scikit Learn'ın güzel bir şeyini kullanacağım. Tabi bu arada internetten ararsanız milyon tane yol olduğunu görürsünüz. Fakat biz Scikit Learn'den hızlı bir çözüm elde edebiliyoruz. Ee... ve Scikit Learn'ı sürekli kullanacağımız için Scikit Learn'den bir çözüm istedim. İsterseniz bunu NumPy'dan da çözebilirsiniz. Pandas'ın Pandas içindeki fonksiyonlardan da çözebilirsiniz. Lambda fonksiyonuyla da bu işi yapabilirsiniz. Fakat bu yol daha en az karmaşık olan yol ve aynı zamanda da pandas kullanmasanız bile veriniz sizin elinize panda pandas şeklinde değil de numpy şeklinde de gelse kullanılabileceğini, kullanabileceğiniz bir yol olduğu için sakit scikit'le bir çözüm seçmek istedim. Ve minmax scaler'ı seçtim. Ve minmax scaler'a bakacak olursak da bunun da aslında Yanınızda her zaman e, dokümantasyonun açık olması önemli ve burada da gördüğünüz gibi sıfırla bir arasında değerlerimizi sıkıştırırken kullanılması gerektiğini de zaten görüyoruz. Bu ne yapıyor formül olarak x eksi xmin bölü xmax eksi xmin. Bu ne demek? Mesela bizim e, eğitim seviyesine bakacak olursak aile durumunun şöyle sıralamıştık. 0 için 0, 1 için 0.25, 2 için 0.50, 3 için 0.75, 4 için 1. Diyelim ki biz 3'ün değerini bulmak istiyoruz. O zaman diyoruz ki 3 eksi en düşük değerim olan 0 sadece bu özellik için bakıyorum. Buradaki en düşük değerim 0 maksimum 4 ve ben 3'ün normalizasyondaki karşılığını aramak için buradaki fonksiyonu uyguluyorum. Yani fonksiyon dışında bunu sıfırla bir arasında sıkıştırmak zaten çok kolay bir işlem. Ve ben size bunu açıklayacağım sadece. 3 eksi 0 dedik sonra da maksimum bölü minimum. Yani şöyle yapalım. 3 eksi 0 bölü maksimum eksi minimum. Tabi bunları yazarken de parantez içine alalım. E böyle olduğu zaman ben de zaten beklediğim gibi 0.75 değerini görüyorum. Tıpkı sigmoid fonksiyonunda denediğimiz kısımlar gibi. Ve biz bu şekilde minmax scaler'ı kullanacağız. Minmax scaler'ı kullanmak için de verinin en son halinden ee, devam ederek aslında şunu yapmamız lazım. Sakit dönün çalışma prensibi hep birbirine benzer. Yani siz aslında bir fonksiyonu çağırırsınız ve bu fonksiyonunuzu çağırdığınıza dair bir isim verirsiniz. Yani dersiniz ki ben minmax çalış çağırdım. Çağırdıktan sonra da gördüğünüz gibi zaten burada Features e, Scaler 01 olarak veriyor, range olarak. E, bu fix bir değer. Şimdi biz elimizdeki veriyi e, normalize edilmiş hale dönüştürmek istiyoruz. Bunun için de kullandığımız Minmax Scaler fonksiyonundaki Fit ve Transform... E, fonksiyonunu kullanalım. Ve bunun içine de neyi yazalım? Bizim hali hazırdaki pandas verimizi yazalım. İşin güzel tarafı pandas ve scikit-learn birbiri içinde entegre bir sistem. Yani hatta scikit-learn, pandas ve numpy birbirleri arasında hiç sıkıntı çıkarmayan kütüphaneler. Pandas'tan çıkan veriyi istediğiniz gibi scikit-learn'de direkt de kullanabilirsiniz. Direkt numpy matrisi olarak da bir fonksiyonla atabilirsiniz. Mesela onda şöyle kısaca örnek verecek olursak veri nokta dediğiniz zaman bu sizin fonksiyonunuzu yani şu gördüğünüz tabloyu numpy matrisine dönüştürecek. Ee, yani birbirler arasında entegre ve kolay kolay fonksiyonları rahatlıkla yazabildiğiniz kütüphaneler çok sıkıntı çıkmayacak bir şey yani biz bu şekilde verimizi aslında transfer et yani e, dönüştürmüş olduk. E, ve veriyi de ondan sonra e, pandas verisi olarak e, genelde gördüğüm kodlarda hani bunu kullanmışlar. Yeniden sanki panda 0 ile 1 arasında soktuktan sonra da aynı zamanda onu da yeniden veri olarak atamanızı tavsiye ediyorlar. Demek ki bir bildikleri vardır diye ben de çok sorgulamadım. Yani bunu da silsek ee, bakalım nasıl bir şey çalışacak. Burada gördüğünüz gibi minmax keyleri kullandığınız zaman size verilen numpyary var. Fakat siz bunu tekrardan e, panda veri seti olarak yazdığınız zaman e, bu size geri pandas verisi olarak geri dönecek. Bunun da belli bir sebebi vardır. Neden? Mesela şu anda Bundan sonra da pandas üzerinden verilerimizi test olarak ayıracağız. Test verisi olarak. Aynı zamanda şey verisi olarak ayıracağız. Eğitim verisi ve validation verisi olarak atacağız. Bunları da hatırlamazsanız kısa bir tekrarını bir dahaki bir videoda yapacağız. Şu anlık izlediğiniz için teşekkür ederim.